Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salat. Telefonunuzu bir kapatın. Sen de bir bak İbrahim. Çık bak. Kapat telefonunuzu. Sessize de almayın. Çünkü titrerse sizi manadan düşürür. Güzel bir derstir. Güncel bir hayat. Şimdiki hadiseler, ona bakan bir yer. İlginizi çekeceğini zannediyorum. Tekrar Bismillahirrahmanirrahim. Biraz fazla izah etmeden geçeyim. Sual. Ahir zamanda Hazreti Mehdi geleceğine ve fesada girmiş alemi ıslah edeceğine dair mutadid rivayet-i sahiye var. Yani Mehdi geleceğine ve fesada uğramış alemi düzelteceğine rivayet var. Yani Risale-i Nur'da var mı, yok mu, gelecek mi, gelecek mi? Bir kere hadis var, hadisler var. Bunun böyle olmasını kuvve-i manevi noktasında 24. sözde zaten dallarda izah ediyor. Niçin bu Mehdi meselesi getirmişti? Bir kere mutadid rivayet-i sahiya var. Sahih hadis var, hadisler var. Halbuki şu zaman cemaat zamanıdır. Şahıs zamanı değil. Şahıs ne kadar dahi ve hatta yüz dahi derecesinde olsa, bir cemaatin mümessili olmasa, bir cemaatin şahs-ı manevisini temsil etmese, muhalif bir cemaatin şahs-ı manevisine karşı mağluptur. Hakikaten bu asır şahs-ı manevi asır. Yani tek başına insan bir şey yapamaz. Ne yapabilir ki? Mutlaka bir şahs-ı manevinin temsilcisi olması lazım. Bir cemaati olması lazım. Yoksa mağlup olur. Ne kadar dahi olsan bile. Bu Mehdi meselesi ciddi bir mesele. Bak şimdi. Rivayet var, izahlar var, tafsilat var, muhaddislerin izahları var. Öyle. Bu kadar küllü bir mevzuyu böyle hulasa etmek ancak hakikaten asıl imamına ait. Çünkü çok güzel bir mevzu. Şu zamanda soru devam ediyor. Kuvveti velayeti ne kadar yüksek olursa olsun, yani veli azim, Mehdi dahi olsa, ne kadar yüksek olursa olsun, yani kuvve-i maneviyesi, böyle bir cemaat-i beşerinin ifsadat azimesi içinde nasıl ıslah eder? Yani tek başına Sultanbeyli'ndeki adamları nasıl ıslah edeceksin? Teksin ya. Adetullah böyle. Tek tek gidip nasıl ıslah edeceksin? Eğer Mehdi'nin bütün işleri harika olsa, şu dünyadaki hikmet-i ilahiyeye ve kavaniyle adetullah'a muhalif düşer. Yani bir anda her yerde acayip acayip şeyler yapıyor. Allah'ın bir kanunu da var bir de. Adetullah'a var. Ona da tuhaf olur. Bu Mehdi meselesinin sırrını anlamak istiyoruz. Mehdi meselesi sırdır. El cevap. Cenab-ı Hak kemali rahmetinden şeriat-ı İslamiye'nin ebediyetine bir eser-i inayet, himayet olarak her bir fesad-ı ümmet zamanında bir müslih ıslah eden veya bir mücedid veya bir halife-i zişan veya bir kutbul azam veya bir mürşid-i ekmel veyahut bir nevi Mehdi hükmünde mübarek zatları göndermiş. Fesadı izale edip milleti ıslah etmiş. Dini Ahmediye'yi aleyhissalatü vesselam muhafaza etmiş. Çünkü Allah'ın dini.
Madem adeti öyle ceyran ediyor, adeti var öyle. Geçmiş asırlarda böyle. Bu asır en çok muhtaç olduğu bir asır. Ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit. Müştehit yani geçmiş müştehitlerin içtihatları kafi gelmediği eğer ara boşlukları varsa o şeyleri de dolduruyor. Buna ait mesela benim önümde diş dolgusu mesela hatırıma geldi. Bir tarafkirlik meselesi hatırıma geldi. Şahsıma ne? Bunları ne yapıyor? İçtihat ediyor. Hem bu soruya da cevap vereyim yani o meselede ustad yetkili olduğunu. Çünkü niye? Elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit. Mesela onlardan bir tanesi hemen Kastamonu 111'de kafirlerin çocuklarının ölüp hayvanlar da dahi, kafirlerin çocukları dahi İmam-ı Rabbani Hazretleri diyor ki bunlar iman etmedikleri için çocuktur, cennete gidemez. İmanı da reddetmedikleri için cehenneme gidemez. O zaman toprak olacak diyor. Hayvanlar da zaten cennet cehennem yok. Onlar da toprak olacak. Bediüzzaman diyor ki hayır. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki Kerem ismi müsaade etmez. Çünkü Allah verdiği makamı geri almaz. Yok etmez. Yokluk cehennemden beterdir. Yani sen toprak edersen cehennemden beter oluyor. Çünkü yeter ki cehennem dahi olsun vücutta kalayım. Verilen vücut geri alınmaz. Çünkü cehennemden beterdir. Yok olmak. Ustad diyor ki cesetleri toprak olacak ama ruhları bakidir. Ve her bir nevin istimali için ruhları bir yere cem edip cennette bulunacak. Ben görmek istemez miyim? Benim kınalım vardı. Hepinizin bir hayvan sevgisi var. Bir alakadar olduğunuz bir hayvanınız vardı. Ben mesela sığır vardı bizim. Kınalı diyorduk böyle. Ben Karadenizliyim malum. Yağmur yağdırıldığı zaman çayırdayız böyle. Acayip de bir anda vuruyor. Dağlar arasına şak diye çakıverdi. Öyle acayip ki ne yapacağım? Çocuğum atına girerdim. Yapardı. Bak. Yapardım. Kesinlikle çıkana kadar kıpırdamazdı. Sığırın altındayım. Yağmurdan şey yapmak için. Şimdi ben hala 5-6 yaşında hafızamdan sökemedim. İsterim ben Allah'tan. Allah cennette red var mı? Verecek. Ben sırrımı istiyorum, kınalımı istiyorum. Sır değildi ki o benim. Arkadaşımdı. Allah Resulü'nün devesi. Hangimiz yapmışız öyle? Vefat etti. Kahrından mezara gitmiş. Allah'a Allah'a ölmüş. Nakkasa, Salih Aleyhisselam'ın devesi vesaire. Onları kullanıyoruz da. Yani nice anlar. En büyük müştehit. Yani konumuz o değil. Mesela hatırıma gelen şey, Bediüzzaman Hazretleri de böyle bir Kerem isminin verilen bir vücudu alınmaması gerektiğini. Çünkü zannediyor musunuz ki toprak olmak, sıfırlanmak, ruh sıfırlanamaz. Yok olmak ademdir. Adem cehennemden beterdir. Çünkü cehennem vücuttur. Onun için Mehdi en büyük müştehit, hem en büyük bir müceddit. Ne demek müceddit? Öteden gelen mesela iman ve İslam esasları sabit. Hakaiki imaniye, esasat-ı İslamiye'yi asrın idrakine ve anlayışına uygun izah etmek, anlatmak. Eski dersler, bütün dersler teslimiyet üzerine kurulmuş. Allah böyle diyor, peygamber böyle diyor, üzerine kurulmuş. Adam bana soruyor, hocam Allah'ı kim yarattı? Kur'an'da böyle diyor denilir mi şimdi? Allah'ı kim yarattı bana diyene Kur'an delil olur mu? Allah inkar ediyor. Kitabını zaten hiç kale almıyor. Peygamberi reddedene peygamberin hadisi delil getirilir mi? Oldu yani başıma. Bir tane böyle birisi gelmişti. Öğle namazından sonra getirmişlerdi. Adı da Nizamettin diye hiç unutmuyorum. Çünkü benim işim bu olduğu için tahmin edersiniz. Her tip insan gelmiş bana. Ömrüm böyle geçmiş benim. Esnaflık yapan çok hırsızları gördüğü gibi. Ben de bu tipleri görüyorum. İşim bu benim. Sana gelecek hal yok ki bana gelecek bunlar. Hocam dedi, arkadaşlara duruyor.
Allah'ınızı diyor. Allah da demiyor. Kur'an'ınıza dayanmadan bana ispat edebilir misin diyor. Tepecik'te Kâhmet amca ya, ismini de söyleyeyim. Şimdi dayanama bir yaşta adam. Dur. Hocam dur. Buna ben cevap vereyim. Dur. Sen hiç bilmez misin? Bana izahatı müsaade etmedi ki. Adama böyle soru soran adama. Kul vallaha Allah'a semer. Lem yenidü ve lem yenek. Ve lem ökülen küfene. Duymadın mı sen diyor. Bak Allah'a ispat etmek için Allah'ın ayetini kullanıyor. Adam Allah'ı inkar ediyor. Niçin anlattım? Mücidid demek eski bir yöntem. Yani şimdi gidin Risale'nin dışındaki bütün vaazlarda ne kafanızda varsa var olan imandan istifade yollarına bakılıyor. Resulullah böyle diyor diyor. Kur'an böyle diyor diyor. O var olan imandan amel isteniyor. İmanın inkişaf etmesi için aklı ve kalbi ikna edilmesi lazım. Aslın getirmiş olduğu tereddütler yok edilmesi lazım. Ha, gelirken soruyor adam bana. Hocam diyor kader diyor ben anlamıyorum diyor. Bu Müslüman adam. İman edilmesi gereken şey. Niçin anlamıyorsun dedim. Hocam dedi. Niçin anlamıyorsun? Ne bileyim hocam dedi. Ben kaderi biraz dedi ya. Hocam tehlike var mı dedi ya. Tehlike var dedim. Sus söyleme. Niye anlamıyorsun biliyor musun dedim kaderi. Kaderi çünkü kendini tanımıyorsun da ondan. Kaderi anlama. Anlama sorunu yaşayanlara söylüyorum. Kaderde hedef insandır. Kendini tanıdıkça kader ortaya çıkıyor. Çünkü kaderin neticesi insanı tanımlamaktır. İnsanı tanımak üzerine kurulmuş kader. Allah'a iman, Allah'ı tanımak bizim dışımızda. Amentü billahi ve melaiketi, melaikelere iman ve onun hakkında ilim yapmak bizim haricimizdeki bir şeye ulaşmak. Melekler bizim haricimizde. Ve kütübi bizim haricimizde. Ve rusuli bizim haricimizde. Ve yevmil ahir, ahirete iman bizim haricimizde bir şeye ilmen ulaşmak. Kader ise hedef ulaşmak kendinsin. Kadere iman eden, ilmi artar, ahireti anlayışı artar demiyor. Kederden emin olur. Yani insan bak, kader insanı gururdan ve cüz-i ihtiyarı adi mesuliyetten kurtarmak için girmişti bak. Ben noktalar şey yapıyorum, müştehit olabilmesi için bakın. Kaderde hedef insandır. Kendini ne kadar tanırsan kader o kadar düze çıkar. Kaderin içeriği insandır. İnsanın tanımlaması var orada. En büyük mücedid, hem hakim, hem mehdi, hem mürşid, hem kutbul azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır. Cenab-ı Hak bir dakika zarfında beynes sema vel arz alemini bulutlarla doldurup boşalttığı gibi. Arkadaşlar zamanımız olmadığı için burada çok şey var defterde. Okuyacağım yerler var ama zamanımız olmadığında, yetmeyeceğimden, sizi de sıkmak istemediğimden böyle bazen bir mana nakledeceğim. Sayfaları da söyleyerek ezberimde. Şimdi Mektubat 57'de bunun 4 yöntemini anlatıyor. Yani semayı bir anda doldurup boşaltmak. Nasıl böyle yapıyorsa güçle Allah da Mehdi böyle bir hadisenin içine çıkacak. Ona bir örnek vereyim. Herhangi bir siyasi manası yok. Anlamanız için. Çünkü bu asrın evladısınız. Şimdi bir anda bir insanların böyle duygularını bir yere nasıl kanalize edilir? Ona örnek. Van minik meselesi. Bir anda 10 saniye olmadı. Adamın suratına çakıverdi. 1,5 milyar Müslüman havaya kalktı. Öyle mi? Kalpler tek oldu. Kafirlere dehşet saldı. Ne oluyoruz? Osmanlı mı kalktı? Öyle mi değil? Bir anda insanın keyfi arttı. Kafirler kahroldu yani. Bir şeyle, böyle bir hadise, bunun gibi bir tuhaf bir şeyle şak diye alem İslam yetta bir vücut oluyor. Bunun örneğini gördük. İşte sema ve arzu bir anda bulutlarla doldurmak aynı bunun gibi bir şey. Bir hadise. Öyle bir ciğersiz bir hadise geliyor ki alem İslam'ın kahramanlığı şaha kalkıyor. Okuyacağım zaten. 441 hemen öteki sayfasında. Boşalttığı gibi bir saniyede bak bir saniye bebek kaç saniye Van Munit dedi bir çakıverdi. Bütün alem İslam Somali'den Suriye'ye kadar herkes ayakta.
Herkes hayatta ya. Nasıl böyle Allah Allah bir kur. Hani Müslümanlara güven geldi. İsmihun cehcahun yesukun nasibi asavu. Cehcah diyor, nar atacak diyor. Ben mi uyduruyorum bu hadisi? Nar atacak diyor. Bütün dünya duyacak diyor. Nar attığı zaman diyor, Müslümanlara güven salacak, kafirlere korku salacak diyor. O tek bir asa ile idare edecek diyor. Başkanlık yönetimi, tek sistem ya, nasıl bir şeyse. O ismin cehcahun, o bir cehcahtır. Bir nar atacak diyor. Rahip tefsirinde de izah ediyor. Bunun adı cehcahtır diyor. Keşke ben olsam yani. Ben istiyorum ama ben olamadım yani. Bakın başkasını methedildiğinde benim helaletime üyün gelmiyor ki. Hazgat da buyurdu, ben değilim de bu diye buyurdu. Evet, ben değilim de demiş. Bir saniye denizin fırtınalarını teskin eder ve bahar içinde bir saatte yaz mevsiminin nüminesini ve yazda bir saatte kış fırtınasını icat eden Kadir-i Zülcelal. Ne anlatmaya çalışıyor? Yani bu adet-i ilahisinde bir anda olan bir şeyler. Yani ilimle falan değil, senelerce sen ders yapsan, alem İslam'ın kalbini intibaha getiremem ben. Kaç tane? Ama bir 10 saniyede maniyet meselesiyle adamlar biz de varız demeye güven geldi Müslüman'a. Denilebiliyormuş ya, Allah Allah. Müslüman da varmış yani, masaya vurabiliyormuş diye. Yani bir güven duygusunu bak, ben bir 10 dakika ya, 10 dakika bile yok. Yani bunu örnek veriyor. Yani bu Allah'ın gücüne baktığın zaman böyle bir sebep halk ediyor. O değil Ahmet Mehmet, önemli değil. Şahıslara takılmayın. Yani bir sıfat anlatılmaya çalışılıyor. Yani bir şartlar vuku buldu mu Ahmet olsun Mehmet olsun hiç fark etmiyor. Şak diye kalkıyor. Böyledir yani. Mehdi ile de alim İslam'ın zulümatını dağıtabilir. Nasıl olacak? Bir anda alem İslam'ın durumu şurada anlatacak, ben hacil edeyim. Böyle evrilecek, çevrilecek. Bir böyle, bir böyle. Yani buna Şam-ı Şerif deniliyor. İslam coğrafyasına Şam-ı Şerif. Şam-ı Şerif bir böyle 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 olacak. Hadisat-ı azime vücuda geliyor diyor. Hadisat-ı azime. Azim bir hadise. Bu hadise diyor, ikinci sırada olacak. Birinci sırada Emir Dabir 58'de söylüyor. Avrupa'da deccalane bir vahşet doğuracak diyor. Avrupa'da bir deccalane vahşet. Son tarihlerde ne olabilir? Srebrenica katliamı, Bosna Hersek katliamı olabilir. O Avrupa'da deccalane bir vahşet doğuracakmış. Sonra alem İslam'ın içerisinde hadisat-ı azime ciğerli parçalayacak bir hadiseler vuku bulacak. Birbirini takip edecek diyor rivayette. Ve gece ve gündüzler bir olacak diyor. Yani artık insanlar buraya kadar gelecek. Sonra bir hamiyet Ali'ye feveran edecek. Yeter artık diye. Ali Beyt onun dizginin elini alacak. Bir anda olan bir şeyler. Yani 5 sene, 10 sene, 2 sene değil. Hadiseler öyle cereyan ediyor. Eskisi gibi değil yani. Okuyacağım. Kadir-i Zülcelal Mehdi ile de alim İslam'ın zulümatını dağıtabilir ve vaat etmiştir. Vaadini elbette yapacaktır. Vaadini elbette yapacaktır. Kudret ilahi noktasına bakılırsa gayet kolaydır. Yani Allah canına bakılırsa kalpleri Allah'ın elinde. Onun için rivayette de Allah Mehdi'sini bir gecede hazırlar diyor. Eğer esbab bakılırsa, biraz önce esbabını söyledim. Allah bir sebep halk ediyor, bitiyor. Eğer daire esbab ve hikmet-i Rabbaniye noktasında düşünülse, yine o kadar makul ve vukuğa layıktır ki, eğer muhbir-i sadıktan rivayet olmasa dahi, herhalde öyle olmak lazım gelir. Ve olacaktır, olacaktır diye ehli tefekkür hükmeder. Şöyle ki felillahil hamd, Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali seyyidina Muhammedin kema salliyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim fil alemin inneke hamidun mecid duası. Umum ümmet umum namında namazında günde 5 defa tekrar ettikleri bu dua bir müşahede makbul olmuştur ki
Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Ali İbrahim Aleyhisselam gibi öyle bir vaziyet almış ki, Ali İbrahim'den silsile eden, Ali Muhammed'den tezahür eden silsile, umum mübarek silsilelerin başında, nasıl ki Ali İbrahim, İbrahim silsilesinden peygamberler, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın silsilesinde de mübarek zatlar. Mübarek silsilelerin başında umum aktar ve asarın mecmualarında o nurani zatlar kumandanlık ediyorlar. Şimdi, bak şimdi kimler varmış kumandanlara bakın. Haşiye, hatta onlardan bir tanesi olan Seyyid Ahmed-i Sünusi, milyonlar müride kumandanlık ediyor. Etmişti değil ha. Şu anda ediyor. Ama kabirde bu. Ya. Dur. Seyyid İdris gibi diğer bir zat şu anda 100.000'den ziyade Müslümanlara kumandanlık ediyor. Şimdiki zaman. Geçmiş değil. Etmişti değil. Seyyid Yahya gibi bir başka Seyyid 100.000'ler adamlara emirlik ediyor. Yani çapını ufaltıyor, kaliteyi. Ve hakeza başka seyitler, bu maddi orduların başında şu anda onlar, bunlar var. Bu ordu nerede abi? Ordu dünyada şu anda. Hocam buradaki o İdris, İdris'i bitkisi mi? Yok yok. Ve hakeza bu maddi ordular, şimdi manevi de çok ilginç bak. Ve hakeza bu seyitler kabilesinin efratlarında böyle zahiri kumandanlar çok olduğu gibi, zahiri bu. Seyit Abdülkadir-i Geylani, Seyit Ebu'l-Haşen-i Şazeli, Seyit Ahmedi Bedevi gibi manevi kahramanların karamanları dahi varmış. Bunlar da manevi arkasında. Çünkü üç kişi mematından sonra hayattaymış gibi icraatları var. Ölmüş ama icraatları devam eder. Kim onlar? Marifi Kerri, Hayat-ı Harrani, Abdülkadir-i Geylani, keşke Hasan-ı Akari de olsaydı ama değiliz. Üç tane. Üç tane mematından sonra, vefatından sonra hayattaymış gibi icraatları var. Ve gurur duyuyorum, ayakları başımın üzerindedir demekle bile utanırım. Bunlar böyle bir insanlar. Ölüyü Allah'ın izniyle dirilten insanlar. Allah'ın izniyle. Ölü mezarı diriltmiş. Böyle bir insanlar. Çünkü ha ismine mazar oldukları için mükafaten mematından sonra hayattaymış gibi icraatları var. Hala devam ediyor. Sen şimdi Resulullah öldü mü zannediyorsun? Şahsiyeti manevisi devam etmiyor. Himmetleri devam etmiyor. Şefaati devam etmiyor. Ediyor. Evet sevgili kardeşim devam ediyoruz. Ve öyle bir kesettedirler ki bunlar maddi ordu. Maddi ordu şu anda seyit bunlar. Seyit. Öyle kesettedirler ki nerede şimdi nasıl çıkacak? O kumandanların mecmu bu komutanların. Muazzam bir ordu teşkil ediyorlar. Eğer maddi şekle girse, bir sebeple ortaya çıksalar, birbirlerini tanıyorlar bunlar. Nasıl ki, nasıl tanıyorlar biliyor musun? Bir misal vereyim. Almanya'da şeye gittim, bir ne diyorlar ona? Fuar değil de gezme yerine bir şey seyretme. Müze. Müzeye gittim. Eski şeyleri. Ben hiç haberdar değilim. Beni götüren arkadaşlar, abi dedi, üç tane Yahudi var, seni bir gördü hemen dışarı çıktılar. O kadar ötlek. Nasıl birbirlerini tanıyorlar? Çeçenler de öyle diyor. Çeçenlerin olduğu yerde kesinlikle Rus girmez. Ya tamam böyle birbirlerini tanışılıyor işte nasıl oluyorsa. Bunlar maddi şekle girse, bir tesanüt ile bir fırka vaziyetini alsalar, İslamiyet dinini milliyet-i mukaddesi hükmünde rabıta-i ittifak ile ve intiba yapsalar, hiçbir milletin ordusu onlara karşı dayanamaz. İşte o pek kesretli müktedir ordu,
Ali Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır ve Hazreti Mehdi'nin en has ordusudur. Bu şeyler. Yahya, İdris. Bunlar maddi. Ama bunların başında da bunlar kahraman. Bunların kahramanların kahramanları da varmış. Ebul Haşen İşrazeli, İbrahim İdesuki, Abdülkadir Geylani, Ahmet-i Bedeli. Şimdi geliyor hadise. Orta Doğu'daki hadiseyi sana. Onun için haberlerden uzak dur. Buradan sana haberi veriyorum. Öyle detaylara uğraşma. Yani bir sürü günahlara da geliyorsun. Psikolojim bozuluyor. Ben sana bak şimdi ekrana getiriyorum. Evet, bugün tarih alemde hiçbir nesil şecereyle, senetlerle ve ananeyle birbirine muttasıl ve en yüksek şeref ve âli hasep ve asil nesip ile mumtaz hiçbir nesil yoktur ki Âl-i Beyt'ten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Hiçbirimiz seyitler hariç. Yani şeceremiz yok. En fazla saysak dedemizin 3 tane başını sayarız. Ondan sonra yok. Bitti. Yani seyitler öyle değil. Birbirini o kadar tanıyorlar ki ta 19. baştan bile kollar belli. O kadar birbirine bağlı. Sebep mi? Bu ruhlarındaki hali hariç. Yani o kadar birbirine bağlı, senetli, şecereli. Zaten Osmanlı maaş veriyordu. Çocuğu olduğu zaman, dünya geldiği zaman çizgi atardı. Bir meyve daha, bir kol daha, bir kol daha. Böyle birbirlerini tanıyorlar. Nerede olursan ol. Hemen aziz. Çünkü Osmanlı arşivlerinde var. Şu anda hala devam et diyorlar. Hiçbir nesilde bir yok böyle bir şeceremiz. Kendi şeceresi olan var mı? Yok. Benim de yok. Ben dedemin babasını biliyorum. Şey, dedemin dedesini biliyorum. İnan daha bilmiyorum Yusuf. O kadar. Altı dedemi sayıyorum. Maşallah. Tebrik ederim. Ben o kadar sayamıyorum. Yalnız benim dedemin babası alimdi. Arif. Arif. Molla Arif. Alemin tarafında da tarikat tarafı galipmiş. Molla Osman varmış. Bunları öğrendim. Oraya kadar öğrendim. Vesaire. Şimdi ama bunlar böyle değil. Alemde hiçbir nesil şecereyle, senetlerle, ananeyle birbirine muttasıl. Yani birbirinin tanımlama ve tanıma yöntemi. Tanıtlama cihazları var ya şöyle sistemi. Tanıma cihazları var böyle. Onun gibi yani. Hem gönüller üzerinde hem senetler var. En yüksek şeref ve âli haseb ve asıl nesib ile mumtaz hiçbir nesil yoktur ki Âl-i Beyt'ten gelen seyitler nesli kadar kuvvetli ve emniyetli bulunsun. Eski zamandan beri bütün ehli hakikatin fırkaların başında onlar. Yani böyle dini bütün faaliyetlerde eskiden beri bakarsanız hep onlar var. Âl-i Beyt. Nerede bir faaliyet var onlar hakikaten. İşte müceddikler onlar, müfessirler de onlardan çıkıyor. Ya ne onlar da diyor? Sen de yap kardeşim, senin elini de tutayım ki. Onlarda bir enerji nasıl varsa bilmiyorum. Hep onlar böyle. Kutuplar onlar. Şeyhler onlar. Ve ehli kemalin namdar reisleri yine onlardır. Çünkü onlarda cibili fıtri bir şey var. Sendeki milliyetçilik gibi değil. Sendeki milliyetçiliğin 3 katını düşün. Çünkü sendeki milliyetçilik, menfi milliyetçiliğin İngilizlerin attığı bir oyun. Parçalanalım diye. Şimdi bizdeki o itici güç var ya milliyetçilik. Seni anlayacağın lisanı kullanıyor. Onun 5, 6, 7 katını düşün. Âl-i Beyt birbirlerine böyle bağlı. Şimdi de bunlar kemiyeten milyonları geçen bir nesil mübarektir. Yani adet bakımından milyonlar aşmış. Milyon. Bunlar nasıl bir insanlar? Mütenebbi. Yani uyanmış. Sonra kalpleri imanlı. Sonra muhabbet-i nebevi ile dolu. Ve cihan değer, şeref, intisabı ile şerefli azdılar. Yani kainattan en şerefli, kainatın en şerefli bir hakikatiyle şereflidirler. Nedir o? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın soyunu taşıyor. Hani o hali taşıyor. Böyle şeref, şeref şiazdırlar diyor. Şeref intisabıyla serfile azdırlar. Ha şimdi geliyor meseleye. Böyle bir cemaat azimi içindeki mukaddes kuvveti, yani böyle bir Âl-i Beyt'i, Allah'ın da bir adeti var, durup dururken olmuyor. Böyle milyonlar bir cemaati aktif edecek, uyandıracak, hadi koçum, hadi yiğidim denilecek bir hadisi olması lazım. Durup dururken kimse
kalkmıyor yani. Adetullah yok böyle. Diyor ki, böyle bir cemaat azime milyonları aşmış, içindeki mukaddes kuvveti, Ali Beyt kuvveti, Muhammedi gücü, Muhammedi ruhu aktif edecek, mukaddes kuvveti teyit edecek, teyit demek heyecanlandıracak ve uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Yani bu Ali Beyt'i uyandıracak ve heyecanlandıracak hadiseler geliyor. Mesela şu anda oturuyoruz, hiçbir şey yok. Terörist gitse, zalim birileri gelse, silahı dayansa şimdi, heyecanlanmayız mı? Niye heyecanlandık? Çünkü heyecanlandırıcı sebep var. İşte Ali Beyt'i tehic edecek, heyecanlandırıp uyandıracak hadisat-ı azime vücuda geliyor. Böyle Ali Beyt'in Şam-ı Şerif ortasında hadiseler gece ve gündüzde, hadiste öyle geçiyor. Gece gündüzler bitmeyecek diyor. Birbirine eşit gibi olacak diyor. Hadisat-ı azime. Hadisat-ı azime azim hadiseler. Tahammül edilemez azaplar. Tahammül edilemez şey, sıkıntılar çekeceğiz. Çekiliyor. Yani artık tahammül edemiyorum ya. Dettirecek şeyler geliyor. Bu sefer Ali Beyt böyle bir güç tehic edecek bu olay. Yani heyecanlandıracak ve uyandıracak hadisat azime vücuda geliyor. Elbette o kuvvet azimedeki bir hamiyet aliye feveran edecek. Yeter artık diyecek, yeter dediği anda Hazreti Mehdi başına geçip tarihi hak ve hakikata sevk edecek. Böyle olmak ve böyle olmasını bu kıştan sonra baharın gelmesi gibi adetullah'tan ve rahmet ilahiyeden bekleriz ve beklemekte haklıyız. Peki bu arada Amerika, Avrupa, Fransa, İngiltere gibi devletler ne yapacak? Bir de o taraftan bakalım. Bir de o taraftan size baktırmaya çalışayım. Öyle bir hadiseler şu anda yaşanıyor ki abi biraz önce nereden okuyordum? Biraz önce Mektubat 440-441. Şimdi başka bir yer okuyorum sevgili arkadaşlar. Ne yapacaklar bunlar? Ehemmiyetli bir hakikat ve demokratlarla üniversite nurcularının bir hasbihalidir. Şimdi milletin arzusuyla Amerika'dan bahsedeceğim. Amerika ve Avrupa ikidir. Unutmayın, herkes de iki olduğu gibi. Odun da ikidir. Bir duman var, bir nur var. Avrupa'nın müsbeti var. Avrupa ikidir diyor lemalarda hatırlarsınız. Amerika'da ikidir. Lemalarda, oyun dinci lemada. Amerika'da ikidir. Amerika bir attır. Kim bilmişse o gidiyor. Şu anda Yahudiler var. Fakat Türkiye'de nasıl Kemalizm'de sıyrılıyor, uğraşıyor, çabalıyoruz değil mi? Böyle dualar ediyoruz, gayret ediyoruz Müslümanlar şey yapsın diye. Ama bir sürü hainler çıkıyor. Nasıl bir şey yapmışsa, nasıl çöreklenmişse, acayip bir şey. Kazıdıkça böyle taf sibarlar karşımıza çıkıyor. Allah Allah, sen de mi oradaydın diyorsun ya. Tamam. Kazıyorum. Ulan zındık tamam, normal. Zındık orada olması lazım. Nerede olacaktı ya? Yanında olacak hali yok. Orada kazıyorum. Ulan Allah'a baktım, Müslüman sıfatlar da çıkıyor. Acayip garip. İnsan mozaik gibidir. Söylediğimi anlaman için şu sana örneği vereyim. Kürsüde konuşan bir Hasan var. Ticaret yapan aynı Hasan var. Akrabalarıyla durumu olan Hasan var. Arkada gizli işine çeviren Hasan'dır. Yani tek değildir arkadaşlar. Mozaik gibi bir adam. Mesela bak şöyle mozaik, şunu kastediyorum. Camide, mihrapta, mihrabın yanında. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilahe illahu el hayyul kayyum. La te'huzuhu sinetun ve la nevm. İlahir. Bu ayet. Mihrapta yazılmış ya böyle kalebodurlar. Şimdi büyük yapılmış ama aslı bu kalebodurlar Osmanlı'da 250 veya 280 tane kalebodur parçası üzerine yazılıyordu değil mi? O ayet-i kürsü var ya mihrapta.
her bir parçaya bir çizgi, bir nokta, bir yuvarlak, bir kafın, bir mimin ortası geliyordu. Onlardan bir tane alırsanız mozaikten hiçbir manası yok. Bir çizgi, bir nokta nedir? Ama o harike, o şekil bütünlük içinde manası var. İnsan da böyledir. Bir bakıyorsun adam böyle, bir bakıyorsun böyle. Bir bakıyorsun Müslüman, bir bakıyorsun kafir yapmaz. Bir bakıyorsun ajan, bir bakıyorsun gavurlarla beraber. Bir bakıyorsun namaz kıldırıyor bu Hasan. Bir bakıyorsun ilmin zirvelerinde. Acayip yani bu, buna biz alıştık. Asr-ı Saadet'te de vardı. Öyle münafıklar vardı ki acayip. Bunların başı şeytan, ilimde derya. Bir bakıyorsun ilimde derya, bir bakıyorsun Allah düşmanı şeytan. İlim, bir mozaik yani. Tuhaf yani. O zaman insan böyle bir taraftan bakınca Allah Allah, bir taraftan bakınca garip. Mozaik. Peki nedir? Size bir ölçü söyleyeyim, İslam'ın ölçüsü. Kimin ne olduğunu anlamak isterseniz, kim kiminle kime karşı savaşıyor? Odur. Kişinin işidir, aynası lafa bakılmaz. Alimlik ölçü değil, çünkü şeytan alimdi. Kim kiminle beraber, nerededir, kime karşıdır? O kadar kapsın. Ben kimseyi hiç kastetmiyorum. O kadar kapsın. Basit yani. Lazcası bu. Kürtçesini sen anla. Şimdi arkadaşlar, insanlardan bahsetmiyor. Sıfatlardan bahsediyor. Rejimlerden bahsediyor. Açık konuşayım biraz. Açık olsun ki açıklayacak makamdayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde Menderes'i astıkları, bende demokratları asan adamlar yok. Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu anda başındakiler Menderes'i ve arkadaşlar asan değiller. Peki nedir ya? O rejim var, rejim. Biz şahıslar değil, rejim. Dolayısıyla demokratlık demek Menderes ve arkadaşlarının aslanlara karşı İslam ve Kur'an düşmanı olan bu rejime karşıyız. Öyle değil mi? İslamiyetimiz bunu iktiza ediyor. İmanımız, imana, Kur'an'a, camilere, namusumuza düşman olana düşmanız. Ezanımızı kaldıranlara düşmanız. Başörtümüze düşman olana düşmanız. Niçin? İmanımız böyle iktiza ediyor. Tamam? Hilafeti kaldırana düşmanız kardeşim. İslamiyeti iktiza ediyor. Benden kaynaklanmıyor. Benim akrabam değil ki düşman oluyor. Dolayısıyla o siyasi gibi gözüken o parti bu Kemalizm rejimidir. Acımasız İslam düşmanıdır. Sıfat bu. Demokrat demek bunun karşısında durup bunun yaptığı tahribatı tamire çalışmak. Ezanı ihya etmek. Kur'an, imam hatipleri açmak. Değil mi? Açmış Menderes. İmam hatipleri açmış. Ezanı tekrar Arapçaya çevirmiş. Yani gayret etmeye çalışmış o dönemde. Sen misin bunu yapan? Astılar. Biz şimdi demokrat iddia ediyoruz kendimizi. Niçin? Cumhuriyet Halk Partisi'nin rejimine karşıyız. Demokratlığı iddia eden ben, Cumhuriyet Halk Partisi'nin rejimiyle beraberim. O zaman ben kimim? Daha bundan sana açık, Allah sana fiil, harita, şablon gösterdi. Daha ne yapacaktı ki sana? Ben aranıza girmiş hainim demektir. Demokratlığı iddia edip demokrata düşman olan parti ve rejimle beraber olan aranıza girmiş haindir. Alim olmaları hiç iktiza etmez. Karun da ilmiyle gitti. İlmin kıblesi olan sadakat yoksa ilim küfre hizmet eder. Sadakat olacak, İslamiyet teslimdir. Teslimiyetsiz ilim firavunluktur, nemrutluktur. Bakın, kıblesiz ilim, bakın ilim dördüncü sıradadır, Ali. Birinci sırada sadakat, ikinci sırada adalet, hak, hakperestlik. Üçüncü sırada enfusi, hilm, şefkat, Osman. Dördüncü sırada ilim. Arkadaşlar, Peygamberimiz zamanında Allah münafıkları peygamber vasıtasıyla gösteriyor. Peki biz ne yapacağız? Peygamber yok aramızda. Ölçülerimiz var. Allah bize merhameten kişileri
yaptığı işlerle gösteriyor. Bak bu adam budur. Ya ne desin? Gökten bağırsın mı Allah bulutun arkasında? Bu adam budur ha! Öyle mi desin? Diyor. Çok acayip değil mi? Senelerden beri Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı diyor, buraya koydum. Kanımızı ezdirtmeyiz, ezanları susturmayız, vatan millet diyen adam. Abi bakıyorum fırsatı geldikçe bununla beraber. Vay anasını. Daha nasıl desin Allah bu adam bundan beraber? Senin vicdanına soruyorum. Sen olabilir misin orada? Peki sen alim dediğin adam nasıl orada olabiliyor? O zaman senin vicdanın gibi vicdanı yok. Çünkü senin vicdanın gibi vicdan olsaydı orada olamazdı. Sırf senin küçük vicdanından bahsediyorum. Senin o büyüttüğün vicdanları tartman için. Oysa senin küçük vicdanın onlardan çok büyük. Senin vicdanına hitap ediyorum, ilmine değil. Bu rejimle beraber olabilir misin? Sen olamıyorsun da olan nasıl oluyor? Çünkü o tiptendir. Nereden söylüyorsun? Fiil bu. İşaret icazda diyor ki 107. sayfa. Birbirine mütenasip ve yakın olan şeyler birbirini cezb ve celbederler. Mıknatısı çöpe atarsanız kağıdı naylonu çekmez. Neyi çeker mıknatıs? Demiri çeker. Demiri çeker. Aynı tipten olanlar aynı yerdedir. Mektubatta şöyle bir şey var. Madem bir ilmi muhit ezeli var. Tamam. Kim nereye layık ve müstahak ise Allah onları öyle muamele ediyor ve diyecek. Bu böyle. Şimdi devam ediyorum. Amerika, İngiltere, Fransa bu arada ne yapacak? Bu arada bunları da söyleyeceğim. Ne için? İçtimai bir keşmekeşte acaba bu mu bu mu? Koca koca adamlar, sakallı adamlar, kürsüde konuşan adamlar çocuk bile yapmaz. Sen de şaşırıyorsun. Ben de abin olarak burada oturdum. Allah da oturttu. Sen de geldi dinliyorsun. Ben de evirip çevirip kıvırmamam. Çünkü öyle bir makamda değilim. Allah Kur'an'ında evirip çevirip kıvırmıyor. Kur'an'ında hak batıl zındığı bile deşifre ediyor. Hatta beddua bile koymuş. Ebu Leheb değil mi? Evirip çevirip kıvırmıyor Allah haşa. Peygamber de evirip çevirip kıvırmıyor. Senin Risale-i Nur'un ve Bediüzzaman Hazretleri'nin evirip çevirip kıvırdığı bir yer var mı? Beşinci şua. Lozan meselesiyle gözlerine adamın karşısına demedi mi? Mecliste şu iki parmağımı senin gözüne sokarım demedi mi? Ey bunun böyle bir zatın talebeleri. Sen nasıl evirip çevirip kıvırıyorsun? O zaman niye yaşıyorum ki? Kusura bakmayın ben tasmamı yaşamak istemiyorum. Evirip çevirip kıvırmam. Çünkü Kur'an kıvırmıyor. Hadisler kıvırmıyor. Risale-i Nur'da kıvırma yok. Evirip çevirip kıvırma yok. Hak batıl, hak batıl. Bu adam da bu. Ben kimseye bir şey demedim. Senin vicdanına hitap ettim. Sen bu anayasaya başvurmuş hala duruyor. Kur'an-ı Kerim ve Siyer, peygamberimizin hayatını okullarda ders olsun diye çıkmış. Kanun çıkmış. Bu iptal olsun diye anayasaya başvurmuş bu parti. Başörtü düşmanlığını yapıyor. Başörtü düşman olan partiye başörtülü hanımlar oy topluyor. Ben de senin Müslümanlığına inanacağım. Artık yetti. Çünkü gözüm böyle değil. Böyle de açmıyorum. Hem böyle açıyorum hem de böyle de açıyorum. Sen, ben sana bir şey yapmıyorum hakikaten. Ama beni dinleyenlere Risale-i Nur adına bana itimat ediyorsanız Risale-i Nur evirip çevirip kıvırmıyor. Kişinin işidir. Aynası lafa bakılmaz. Külliyatta ben evrildiğini çevrildiğini bilmiyorum. Öyle şeyleri de sevmiyorum. Hoşuna gitmez. Dinlemezsin, kalkar gidersin. Bir videoyu seyrediyorsan kapatırsın. Ama asla bu Hasan kardeşiniz evirip çevirip kıvırmaz. Doğru neyse size gösterir. Hak budur, batıl budur. Hak budur, batıl budur. Bunlar da böyledir. Senin vicdanına hitap et. O kulübeye girdiğin zaman şu kafanda şuur, kalbinde iman, kafandaki şuur ve kalbindeki imanın uzantısı olan şu elin CHP'ye evet diyebilir mi? Diyebiliyorsan de. Yarın da senin kefenini sardığım zaman orada da dersin. Nünker Mekir dersin onu.
vakit, o ezeli ve ebedi geri dönüşü yok. Hocam öyle dedi, şeyhim öyle dedi, liderim. Allah da dedi. Allah da demişti. Evet. Şimdi niye de o girdim buraya? Emniyetli bir hakikat ve demokratlarla üniversite nurcularının bir hasbihaldir. Demokrattan açık. Demokrat kişi değil. Kişiler orada bulunur, değişir. Tabela altında çok kişiler değişir. Önemli olan o demokrat zihniyet. Cumhuriyet Halk Partisi zihniyet. Yoksa adam orada bulunan o zihniyeti devam ettiriyor diye o tarafa taraftar değiliz. Bak şimdi milletin arzusuyla Şiar-ı İslamiyet'in serbestiyetine vesile olan demokratlar. Bak şimdi milletin arzusuyla, milletin arzusu oy. Milletin arzusuyla bir parti geçiyor Şiar-ı İslamiye'ye serbestiyet vermeye çalışıyor. Aynı kan demokratlar. Milletin arzusuyla İmam hatipler açılıyor, başörtüler serbest olmaya çalışıyor değil mi? Mücadelesini veriyor. Onda şüphemiz yok. Ne, ha adam ne düşünüyor? Beni ilgilendiniz. Bana yansıyan şu. Başörtüyle Türk Hava Yolları'nda check-in yapabiliyor. Okula benim bacım derse giriyor. Hastaneye gidebiliyor. Ha? Evladım bu vatan için şehit olmuş. Yalan söylüyorsam ne olur çakın suratıma. Evladım bu vatan için şehit olmuş. Benim hanım yani çocuğun hanım şey annesi şehit olmuş evladının başörtülü olduğu için ordu kışlaya giremedi. Doğru mu yanlış mı? Evladının törenine giremedi. Cesedini almaya başörtülü olsun, başörtülüsün diye giremedi. Bu vicdanınızı rahatsız etti mi etmedi? Sen bunu koyan bu rejime taraftar olabilir misin? Bunu kaldıran sisteme taraftarız. Kim olursa olsun. Ben taraftarım kardeşim. Ben hak taraftarıyım. Ha, mutlaka her şey hayır mı? Hayır. Bizim takdir ettiğimiz parti yoktur. Tercih ettiğimiz parti var. Tercih ediyoruz. Bu mu, bu mu, bu mu? Bu. Tercih ediyorum. Kalbime sokmam. Kalbime sokarsam bütün günahlarına da ortak olurum. Çünkü bir insan her şey hayır olmadığı gibi bir sistem, bir partide her şey hayır olmaz. Değil mi? Bir insan, sen her tarafın hayır mı? Ama zihniyete bakılır. Şimdi niçin anlattım? Şimdi milletin arzusuyla, yani oyuyla, Şair İslamiyet'in serbestiyetine vesile olan demokratlar, hem mevkilerini muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare yeganesi. Şimdiki hükümeti hitap ediyor. Bu sözümü dinleyecekler onlar. Çıkanı dinliyorlar. Onlara diyorum, mevkilerinizi muhafaza, hem vatan ve milletini memnun etmek çare yeganesi. Ne yapman lazım? Bedüzzaman diyor ki, bir, İttihad-ı İslam ceyranını kendine nokta istinat yapmaktır. İttihad-ı İslam'a kuvvet ver. İslam birliğine kuvvet ver. Amerika, Avrupa'ya yalakalık yapma. Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mani olurdular. Yani İngilizler, Fransız ve Amerika menfaatleri icabı siyaset olarak İttihad-ı İslam'a düşmandı. Şimdi İngiliz, Fransız, Amerika İttihad-ı İslam'a düşman olamayacak duruma düşüyorlar. Niçin bakalım? Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil. Belki muhtaçtırlar. Niye? Amerika, Fransız, İngiliz İslam birliğini kendi elleriyle yapacak, isteyecekler. Çünkü diyor, komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşisti intihac ediyor. Bu adamlar ehli dünya. Yaşamak istiyorlar. Amerika'nın en büyük başındaki bela masonluk. Onayla, bütün halk onayladığını mı zannediyoruz? Obama'ya oy vermesiyle masonluk onaylamadığını gösteriyor. Ama gücü yetmiyor. Kuklaya. Öyle bir duruma geliyor ki dünya ve Avrupa, Amerika uyuşturucuyla, fuhuşuyla, serseriliğiyle bak
komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik doğrudan doğruya anarşist intihac ediyor. Ve bu dehşeti tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikati Kur'an'ı etrafında İttihad-ı İslam dayanabilir. Bunlara karşı tek bir çare var. Ha, Çin geliyor. Çin dinsiz. Evrimi tamamlayamamış diyor Amerika'ya. Evrimi şey yapıyor. Biz diyor, inkarcılık ya. Evrimi tamamlayan Çin, okulda okutulan şey. Şimdi Çin istila ederek geliyor. Yanına da komünistleri de aldı. Rusya'yı. Kuzey Kore hakeza. Şimdi bunlar tohumu ekti. Anarşistlik geliyor. Masonluk da kuvvet veriyor. Sonra bunlar ehli dünya. Hayatlarının tehlikeye girmesini istemez. Çin'i ve Rusya birliğini ne durdurabilir? İttihad-ı İslam. Avrupa durdurabilir mi? Avrupa Birliği daha Rusya'nın Ukrayna mıydı? Daha oraya gücü yetmedi. Daha kırma gücü yetmedi. Avrupa Birliği, Amerika. Avrupa ve Amerika gücü yetti mi Rusya'ya? Bir devlet ya. Yan çevirdi. Hiçbir şey yapamadı. Gücü yetmedi. Yetti mi Gürcistan'a? Yetmedi. Avrupa Amerika bütün dünyaya geldi Rusya. Peki bir de Çin'le beraber tek komünistlik anarşistliğe ne cevap veriyor? Bunlar yayılıyor. Hiçbir kaydı dinlemiyor. Bir de masonluk var bu arada. İşte bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikati Kur'an etrafında İttihad-ı İslam dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikelerden kurtulmaya vesile olduğu gibi. Yani korkunç bir anarşistlik geliyor. Patlıyor zaten. Nesilleri de bitmiş zaten. 2025'ten sonra Almanya'da 2050 mi diyorlar bir istatistik? 2050 mi? 2050 galiba. Bir Müslüman başbakan olacak. Çünkü nesli yok. Hep köpek büyütüyor. Yani nesil yok. Hiçbir yerde yok. Müslümanlarda patlama var. Yani peki nasıl dayanacaksın? Ve beşeri bu tehlikelerden, bu teröre karşı, anarşistlere karşı. Çünkü onlar yapıyor terörü. Yani terörü yapan Amerika'dır. Yani o uydurup böyle hayali bir örgütler var. Bunların hepsi kendisi. El-Kaide denen bir şey yok yani öyle bir şey. Hayal, senaryo. İşitmişit hep onların şeyleri tezgahı. Peki nereye kadar gideceksin? O zaman sana da dayanacak bu. Sen de dayanınca bu beşeri bu tehlikelerden kurtarmaya vesile olduğu gibi bu vatanı istilai ecanipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur. İttihad-ı İslam'dır. İslam birliğisiz mümkün değil. Ve bu hakikata binaen demokratlar, şimdiki hükümet, bütün kuvvetleriyle bu hakikata istinad edip, komünist ve masonluk cereyanına karşı vaziyet almaları zaruridir. Hatta korkma diyor şimdi, sana diyor ki, bir ezan-ı Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın serbestliğiyle kendi kuvvetlerinden 20 defa ziyade kuvvet kazandılar. Bir ezanı aslına çevirdi, 20 derece kendi kuvvetlerinden daha patlama oldu. Milleti kendilerine ısındırdılar, minnettar ettiler. Hem manen eski İttihad-ı Muhammedi'den aleyhissalatü vesselam olan yüz binler nurcularla eski zaman gibi farmason ve ittihatçılar ile ahir devam ediyor. Siz de diyor, ben kısa uzun olur. İttihad-ı İslam'a kuvvet verirseniz, iki, şair-i İslam'ı ihya etmeye çalışırsanız, işte Kur'an dersleridir. Acayip bir şey, belki biliyor musunuz, ben dünyayı dolaşıyorum. Anadolu'dan yeni geldim Ramazan'da. Hemen hemen her köyde, bilmiyorum doğuda var mı, Ankara'da vesaire değil mi, o taraflarda var. Gönüllü ücret de tutuyor, 1 milyar maaş veriliyor. Kadın hoca tutuluyor, köylere Kur'an öğretiliyor. Köylere kurs açılmış, Kur'an öğretiliyor, ahlak öğretiliyor. Tamam, böyle kitaplar da var, ben o kişileri de biliyorum. Yani şair İslami örf ve adetleri teşvik etmek, buna çalışanlara destek vermek, toplumun böyle bir şahlanmasına vesile olacaksın diyor. İki, İttihad-ı İslam'a çalışacaksın. Üç, mukaddes değerlerine yani Ayasofya'yı açacaksın. Risale-i Nur'a devlet eliyle çünkü her türlü şeyler, parazitler, tahrifler, sadeleştirme, bozmalar oluyor.
devlet eliyle basılmasını söylüyor. Devlet eliyle baskıyor. Devlete söylüyor üstad. Adam da şimdi diyor ki, bak Muncul'un kadına diyor. Devlet tekelleştiriyor Risale'nin. Ustadın emri kardeş. Sen kimi kandırıyorsun? Risale'nin bilmeyen adamlara mı hitap ediyorsun? Sahtekar. Ustadın emrini yapıyor. Sen kimi kandırıyorsun? Devlet, Diyanet bassın diyor. Seni niye basıyor diyorsun? Sen kimsin o zaman? He? İttihat İslam yapacak. Risale-i Nur devlet eliyle basılacak. Okullara Risale-i Nur dersi konacak diyor. Dolayısıyla bunlar diyor sizi bekleyen afat-ı semaviyeden inşallah hüsredecek diyor. Tabii kardeşim. Başka bir yer okuyayım bak. Allah'ın izniyle NATO ve Varşova Paktı gibi gelecekte Allah'ın izniyle şöyle bir pakt olacak. Aziz Sıddık kardeşlerim, ikinci emirda 76. Ruh canımızla mübarek bayramınızı tebrik ediyoruz. Normal bayram. Bak nerede intikal ediyor. İnşallah alem-i İslam'ın da büyük bir bayramına yetişirsiniz. Usta kim ona beraber? Daha alem-i İslam büyük bayramı nedir? Her taraf kan alıyor. Cemahir-i Mutefika İslamiye'nin kutsi kanunu esasilerinin menbaı olan Kur'an-ı Hakim istikbale tam hakim olup beşeriyete tam bir bayramı getireceğine çok emareler var. Ne kim? Cemahir-i Mutefika İslamiye. Ne demektir manası? İslam Cumhuriyetleri Birliği. NATO, onun için örnek verdim. Osmanlı nasıl bir hilafeti vardı? Onun için Osmanlı hilafetinde Bosna Hersek'ten Gazze'ye, Çeçenistan'dan, Doğu Türkistan'da birisinin burnu kanasa Osmanlı'yı nazara almış oluyordu. Osmanlı olduğuydu. Adam en büyük ihanet İslamiyet'e hilafeti kaldırarak, kardeş ben bu cümleleri 1980'de demiş, gayet rahat ol. Bunların bedellerini vermişiz. Bunlardan ne korkacaksın? Cemahir yani hilafeti Osmanlı'nın hilafetini kaldırarak İslam devletlerinin tek tek kalmasına sebep olup gavur ve emperyalist kapitalist zihniyetler, devletler alem İslam'ı tek tek yemeye başladılar. Ne zaman? Hilafet kaldırıldıktan sonra. Hilafet demek Türkçesini NATO ve Varşova Paktı gibi pakt demek yani. Birliğin adıdır. Adam böyle bir hain. Ne yaptığını çok iyi biliyor. Biz diyor gücümüzü semadan indirilmiş zannedilen kitaplardan almadık. Damarınızdaki asıl kanda mevcuttur diyor. Böylelikle Kur'an'ını inkar ediyor senin. Semadan indirilmiş zannediliyormuş Kur'an. Nutuk'ta yazıyor kardeş 347. sayfa. İş Bankası'nı bastığı Nutuk'ta var. Ben bunu 98'de bedel vermişim. Hem diş vermişim hem hayat vermişim. Gösterdim ama cezam şu oldu. Ben ekledim tabii. Damarınızdaki asıl kanda mevcuttur. Ben ekledim. Sıfır grubu RH pozitifte vardır dedim. Böyle bir şey yazmıyor. Niye uydurdum diyor. Evet orasını ben uydurdum. Sıfır grubu RH pozitifte. Bakın Kur'an inkar ediyor. Allah şöyle inkar ediyor adam. Afrika'da diyor, Arabistan'da diyor bedevi çöl insanlarını bir vücut yapmak için onlara bir korku mefkuresi çıkartman gerekiyor. Muhammed diyor, Muhammed'in siyaseti icabı bir cehennem mefkuresi getirdi. Cehennem ve din mefkuresi Muhammed'in saltanat kurması için siyasetinin özelliğiydi diyor. Yani dini kendisi uydurdu diyor. Nutuk'ta yazıyor kardeş. Değil mi? Bak hemen vücudumuz itti yani. Tövbe estağfurullah değil mi? Muhammed Aleyhisselatü saltanat şeymiş yani. Ha, arkadaşlar nereden nereye gelmiş? Neler? Sizin ciddiniz, babanız, babaanneleriniz hep anlatır zaten. Neler yaşandı? Doğu zannediyor ki Kürdistan'daki kardeşlerim. Bize zulmettiler. Ona Karadeniz yok edildi ya. Hamidiye gemisiyle Rize yok edildi. Atma Hamidiye atma, vergide vereceğim, askerde geri çarptalım. Rize demek, Yalçın Kayalık demektir. O Yalçın yamaçtaydı. Hamidiye gemisiyle vura vura çoğaldı de kaçan dağın arkasına geçmiş. Yani kadim bir millet bu kadar 150-200 bin mi olacaktı? Yani yok etmediği yer yok ki. Dersim niye yok edildi? Niye Aleviler şeyin sahip çıkmıyor? Çünkü Dersim'deki Seyitliler, Peygamberimizin neslinden gelen Alevi, Aleviler, hakiki Alevilerdi. Hakiki Müslümanlardı. Onun için yok edildi.
dersi mesele. Niye Müslüman ehli sünnet sahip çıkıyor da alevi çıkmıyor? Çünkü ehli sünnetti. Seyittirler yani. Peygamberin neslinden diyor o millet. Yani bir devlet düşünebiliyor musun? Şehri yok ediyor. Beşar Esad gibi. Bu millet onların hepsini biliyor. Benim dedem Kireçhane'de yakıldı. Senin dedene bak Çanakkale'de gitmiştir belki de. Doğudan sürgünde gitmiştir. Ders şey bir sürü Şeyh Said hadisesiyle Doğu kahredildi. Rize yok edildi. Yok edildiği yer mi var arkadaşlar? Ustad ne diyor? Bana zulmedenler diyor Türk değildi diyor. Hiçbirisi Türk değildi diyor. Ya gizli komiteden bahsediyor. Selanik diye bir gizli komite var. Karşısına çıkanları gündüz gece yok ediyorlar. Neler yaşandı? 4 milyon insan yok edildi 1917'den 1926'ya kadar insan yok. Böyle bir neslin evladıyız arkadaşlar. Biz aslımıza, mukaddes değerlerimize sahip çıkacağız. Sahip çıkanlara da sahip çıkacağız. Biz insanların mukaddes olarak sevmiyoruz ki, tercih ediyoruz. Niye? Günahlar da var, iyilikleri var. Ama vatanıma düşman olmasın, namusuma düşman olmasın, dinimi bozmasın. Ha, babanım de önümü açarsa ne ala? Dinime, vatanıma, milletine, namusuma şey yaptım ben ağrıma gidiyor. Benim vatanım, ben vatan sevgisiyim. Benim bir sürü dedelerim, babaannem anlatırdı. Oğlum dedi, Kireçhane'de yakıldı dedi dedem. Kireçhane'ye attılar. Neler yapılmış ya? Rusya oralara kadar gelmiş, ta nereye kadar? Buraya ta Çatalca'ya kadar gelmiş. Ne vatan kurtarması? Vatanını sattılar kardeşim. Kaç bin metre kalmış şu Türkiye'nin şeyini. Allah muhafaza et. Allah'ın izniyle toparlıyorum. Cemail-i Mutefika İslami olmasına hadis-i azime vücuda geliyor. İslam birliği olacak. Çatlasalar da patlasalar da ağabeyleri olan Türkiye'ye kalkıyor. Türkiye'de başlayacak. Başladı zaten. Çatlasalar da her hamleleri kendilerine dönüyor. Allah Kur'an'ında da 9 şehirde 9 mufsit var idi ki ıslah etmezlerdi, ifsat ederlerdi. 9. 9 tane cumhurbaşkanı mufsit. Ondan sonrakiler değil. Şehir demek İttihad-ı İslam'daki merkez demektir. 9 mufsit. Ondan sonrakiler mufsit değil. Bu olmayacak da inşallah. Çünkü sizler musad etmezsiniz kalbinizdeki iman. Vatan, millet, Allah'ın izniyle. Yani beni niçin seveceksin? Ben seni niye seveceğim? Ben sizin davanıza sahip çıktıksa siz bana sahip çıkacaksınız. Siz benim davamı severseniz ben de sizi seveceğim. Biz Müslüman kardeşliğiz. İslam birliğimiz var. Gönlümüzde iman var. Kafamızda şuur var. Biz çocuk değiliz, çocuk değilsiniz. İslamiyetimize, namusumuza, vatanımıza, nurculuğumuza, Süleymancıysan Süleymancılığına, tarikatına, dininin her teferruatına sahip çıkanı Allah muvaffak etsin. Amin. Sahip çıkacak. Her meslek meşrep dinine sahip çıkacak ama hedefini zındıktan ayırmayacak. Onun yanında olanı da affetmeyecek. Bir daha söylüyorum. Ne olursan ol, ister beyaz giy, ister kırmızı. İstersen yansara ne sürü gramer al, istersen ilmi kelam al. İstersen siyaset yap, istersen tarikat yap. Ne yaparsan yap. Gözünü askerlik yaptınız. Yapmayanlara söylüyorum. Nöbet tutanlar öyle denir. Tüfek tutar. Gözüm düşmanda, kulağım sende komutanım. Gözümüz orada olacak. İslam, vatan, dinimizin, namusumuzun, Kur'an'ımızın düşmanı olacak? Onun yanında olana da buradan safımızda eskiden beri burada bulunup da orada o gitti ya oraya. Ha vay nam sen de olanam sen de onlardan diyeceksin. Onu da affetmeyeceksin. Çünkü niye? Allah Resulü diyor ki Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Müslümana diyor ahmaklık yakışmaz. Ahmaklık nedir ya Resulallah? Bir Müslüman bir delikten iki defa ısırılmaz. Eğer ben sizi aldatıyorsam suç benimdir. Aynı meselede gene ben aldatıyorsam suç sizindir. Hutbe-i Şamiye'de bu anlattıklarım diyor, 25. sayfa okumuyorum. Hayal diyebilirsiniz bazıları. İttihad-ı İslam nasıl olacak? Uzundu çünkü konuyu da. İttihad-ı İslam olacak.
En az 40 sene dünyaya hükmedecek. Çok da yakın. Öyle uzun seneler beklemiyorum. Böyle olacağını Hutbe-i Şamiye'de 53. sayfa, yani ta 60'a kadar bu ön tarafta bunları anlatıyor. Çünkü diyor şimdiye kadar İttihad-ı İslam olmamasına 8, 6, 7 mani vardı. O maniler kalkıyor. Hristiyanların birliğine de 7 tane sebep vardı. Onlar çözülüyor. Ve İslamiyet'in güneşin çıkmasına yani mani olan 7-8 sebep vardı. Onlar ortadan kalkıyor. Dolayısıyla bu anlattıklarım diyor hayal zannetmeyin. Çünkü görüyoruz ki asırlardan beri gömülmüş öldü denilen bir millet çok mucizevari bir şekilde diriliyorlar. Çok müktedir, çok güçlü zannettiğimiz devletler de dibe doğru gözüküyor. Ve çok basit sebeplerle Allah dinini aziz ediyor. Basit bir sebeplerle. Sen yeter ki dinine, mukaddesatına, kendine sahip ol. وَاَخِرْ دَوَاهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْفَاتِحَةَ مَا السَّلَوَاتِ